ilişkisinden gelmiş. 1935 yılında Sümerbank bez fabrikasının burası fabrika yerleşkesiymiş. Lise'den alınan kredilerle yapılan bir fabrika. Haliyle savaştan çıkıp ekonomimiz iyi olmamasından dolayı bu şekilde Rusya'dan yardım görmüşüz. Rus bir mimar tarafından tasarlanmış, Abdurrahman Naci adı altında bir Türk tarafından, bir Tayyip tarafından hayata geçirilmiş bir fabrika burası. 4 pilotun oluşuyor şu anda. 123 öğrencimiz burada konaklıyorlar. Evler daire şeklinde. Bir dairede 4 arkadaş, bir odada 2 arkadaş kalmak üzere. Burada özellikle... Şu anda içinde bulunduğumuz bina maket içerisinde daha... Tek akredite olan üniversite bu bağlamda ve hatta kurum diyebilirim size. Sizi Avrupa Gönüllü Hizmeti kapsamında yurt dışına gönderebiliriz. Bizim öğrencimiz olun ya da olmayın, hiçbir şey fark etmez. Genç olmanız bizim için yeterli. Ve delegasyonun bu sayfası var, orada bir dünya proje var. Çocuklarla ilgilenmekten tutun, işte gençlik ve teknolojiden, işte gençlik medya, gençlerin bilgi, işte farklı bilgilendirme çalışmalarına katılması, gençlik bilgilendirmesi, spor gibi 21-22 tane farklı alan var. Hani siz nereden isterseniz, hangi ülkede isterseniz, Avrupa Birliği ülkeleri kapsamında, bu kapsamda sizi gönderebiliriz. Şimdi bildiğiniz gibi Türkiye'de iki çeşit devlet üniversitesi var. Devlet üniversiteleri var ve vakıf üniversiteleri var. Bu devlet üniversitelerine baktığınızda ücretsiz bir eğitim var. Vakıf üniversiteleri gibi değil. Kampüs ortamları var, ekonomik kampüs ortamları var. Uzun vadeli planlama yapabiliyorlar çünkü maddi kaygıları yok. Devlet her zaman belli bir bütçe veriyor üniversitelere. Diğer yanda vakıf üniversiteleri mevcut. Vakıf üniversitelerinin avantajları da burs imkanları sağlayabiliyorlar öğrencilere. Yüksek harçlar aldıkları için daha iyi kampüsler sağlayabiliyorlar ve daha iyi öğretim ödeneğini getirebiliyorlar çünkü daha iyi maaşlar sağlayabiliyorlar, daha iyi imkanlar sağlayabiliyorlar. Bizim AGÜ'de yaptığımız bu iki konsepti, yani devlet üniversitesi ve vakıf üniversitesini birleştirip üçüncü nesil dediğimiz vakıf destekli devlet üniversitesi. Yani biz bir devlet üniversitesiyiz fakat vakfımız dolayısıyla kalitemizi daha da arttırabiliyoruz.